güzel bir müzik paylaşacağım ama çok üzerine durma şansım olmadı. Tamam, evet. Evet, evet. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ASPAK, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi KATCA ve Antalya Sanatçılar Derneği ANSAN İşbirliği Programı Savaş, Kadın ve Göç sergi ve paneline hoş geldiniz. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ASPAK Müdürü Profesör Doktor Erol Esen'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Dektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Programımıza ben de hoş geldiniz diyerek sözlerime başlayayım. Göç, nereden çıktı bu konu demeyeceğiz muhakkak. Son 10 yılda en fazla üzerinde konuşulan bir konu ve Türkiye'de de son haftalar üzerinde en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ve göç yalnız gelmez. Göçün mutlaka bir sebebi var. Biz savaşı aldık ve göçten en fazla muzdarip olan, en fazla etkilenen de kadını aldık. Savaş, kadın ve göç konulu bu programımızı hazırladık. Konuşması için Sayın Hocamız Profesör Doktor Erol Esen'e teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmasını yapmak üzere ANSAN Göçmen Kadın Sanatçılar adına Yeşim Ertan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Katılımcılar, Hocalarım, herkese hoş geldiniz diliyorum Antalya Sanatçılar Derneği olarak. Savaş, Kadın ve Göç başlıklı etkinliğin içinde yer alan ANSAN Göçmen Kadınlar Sanatçıları resim sergimize tekrardan hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum ama öncelikle ANSAN'ın kent kimliği adına çalışmaları dolayısıyla ve bu kent kimliğini oluşturmada ülkemizde ve kentimizde yaşayan yabancılarla beraber bir işbirliği ve uyum içerisinde yaşama amacıyla sanatın katkılarını da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünerek sözlerime başlıyorum. Sanat bireysel olduğu kadar toplumsaldır da, sanat doğası gereği toplumdaki değişimlerden etkilenir. Bu etkinin kaynağı da sanatçının yaşadığı toplumda gerçekleşen değişimlerdir. Konuşması için Yeşim Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmasını yapmak için Sayın Dekanımız Profesör Doktor Gökhan Akgöz'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, değerli öğrencilerimiz. Ben de bu etkinliğe hoş geldiniz cümleleriyle başlamak istiyorum. Ben konuşmamı fazla uzatmadan hepimizin gözleri önünde yaşanan bu savaş ve onun olumsuz yansımaları özellikle de az evvel ifade edildiği gibi kadınlar ve çocuklar üzerindeki yansımaları bizleri çok derinden etkiliyor. Bu nedenle özellikle kadın ve göç alanlarında emek sarf eden, bu konuda gündeme taşımaya çalışan her türlü katkıyı çok önemsiyorum. Konuşması için Sayın Dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşması için Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cengiz Toker'i sahneye davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi şahsım ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tema güzel seçilmiş. Savaş, kadın, göç. Tabii göçle ilgili Erol Hocam çok büyük rakam. Ben öyle olduğunu da hiç gerçekten bilmiyordum. Yani 170 sonra 280 milyon insandan bahsettiniz. Gerçekten belki de çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Bir diğeri de savaş maalesef onu da yaşıyoruz. Ve bunu her gün medya aracılığıyla da televizyonlardan ya da diğer gazete ve benzeri medya organları basın yoluyla öğreniyoruz. Şimdi burada ben sadece yani kadın üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Onu da ben genetik dersi veriyorum. Genetik dersiyle ilgili
hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Hatta özetle diyorum ki biz ne zaman böyle başımız yukarılara değer ya da biz ne zaman gelişmiş bir toplum oluruz? İşte kadına şiddet olmadığı zaman diyorum biz o zaman gelişmiş toplum oluruz. Maalesef kadına her geçen günde böyle bir şiddet var. Aynı zamanda tabii hem genç arkadaşları belki bilmiyorsa diğer konukları da yani genetikten küçük bir bilgiyle tekrar bilenler için de hatırlatma anlamında söylemek isterim. Konu şu, ben özellikle de bitkilerle ilgilendiğim için çok da melezleme yapıyorum. Kendi ellerimle de hatta hafta sonunda daha melezleme için gelmiştim. Normalde bir bireyin oluşması için erkek ve dişide veya ana ve babada gelen genetik faktörler eşit değil. Kadın artı bir. Bu artı biri şu şekilde ifade ediyorum. Hep söylüyorum. Örneğin bir tohum oluşumunda erkekten sadece çekirdekle ilgili genetik faktörler gelirken sadece çekirdekteki yani kalıtsal faktörlerin yarısı babadan gelirken sitoplazmada bulunan her şey anadan gelmektedir. Dolayısıyla bu anlamda kadınlar ya da female, dişiler çok önemli. Şimdi gerek annelerimiz, kızlarımız veya evlatlarımız, sonuçta hepsi kadın. Bu şartlarda en çok etkilenen kişi de bunlar. Bunları lütfen unutmayın. Hep aklınızın bir kenarında olsun. Özellikle tabii bu konuya dikkat çekmek istediğim kişiler erkekler. Ama burada daha çok kadın katılımcılar var. Onlar zaten işin farkında ama esas yani burada bilgilenmesi gereken ya da hayatta hep göz önüne alması gereken, gözünün önünden kaçırmaması gereken kişiler de erkekler. Ben bu paneli düzenleyen bütün hocalarımıza, Erol hocama, Gülay hocama, aynı zamanda ANSAM temsilcisine, aynı zamanda başkanına, burada kendisi aramızda yok ama yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Panelin amacına ulaşmasını dilerim. Bütün katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Rektör Yardımcımıza konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine verilmek üzere, katılımı için verilmek üzere ana heykelciğini takdim etmesi için Sayın Profesör Doktor Erol Esen'i ve ANSAM Başkanı ve Savaş Kadın ve Roman Yazarı Tecelli Sercan Sırma'yı ve Doçent Doktor Gülay Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Katkılarınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merkezimizin ufak bir anısı olarak odanızda bulunması bizi mutlu edecektir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Memnuniyetle hocam. Ben de bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Teşekkür ederim. Hocamın, Neris hocamın çok güzel başka bende şeyleri vardı. Eserleri. Koleksiyoner oldunuz hocam. Vallahi hocam. Ne güzel. Evet Sayın Dekanım'a ben vereceğim. Buyurun. Evet Sayın Dekanım. Üniversite ile ANSAM işbirliği olarak benim için çok önemli. Tabii ki tema da çok önemli. Erol Hoca'nın dediği gibi iki taraflı olarak bizim için bunu odanızda simge olarak bulundursanız çok sevineceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim. Bu fakültenin ilk öğrencilerimden 93'te geldiğimde zamanın çoğunluğunu ANSAM'da geçiriyordum. ANSAM'da geçirirdim. Buna ben hocam. İçinde çok. Buna buradayız hocam. Bizimki değerli sanatçıların vardı. Çok güzel ülkemizde. Sağ olun. Her şey tamam. Buradayız hocam. Kim yedeydim? Fark edelim. Buradayız hocam. Savaş, kadın ve göç üzerine yapacakları sunumları dinleyeceğiz. Milletleri göç paketleri yani yardım paketleri yok burada Türkiye'de. Biz hepsi biz anlatıyoruz neden yok. Çünkü Türkiye kendini 5 milyon yaklaşık 5 milyon göçmen. Göçmenler vardır evet burada.
Ama o perverlik, misafirperverlik, o Türkiye çok iyi bir davranış. Bizim milletleri burası rahat hissetmeye yardım edebiliyor. O yüzden biz Türkiye tabii ki her zaman çok teşekkür ediyoruz. Yani işte yardım için ve kapıyı açtığınız için çok teşekkür. Tekrar binlerce teşekkür etmek istiyoruz. Eğer siz düşünüyorsunuz burası kimse kalmak düşün, yani işte uzun süresi kalmak istiyor, hayır. Ben tercüme bürosu da tercüme işleri yapıyorum. Milletleri bayağı bir geliyor, yani yaklaşık 30-40 kişi her gün yeni kişi geliyor. Herkes %80-85 geri dönmek istiyor. Neden? Çünkü orada dairesi var, orada iş var, orada okul var, orada mutlu hayat var. Ve şöyle diyeceğim, ben sürekli bu konuyla ilgili konuşuyorum, sürekli almak istiyorum. Şöyle anlatacağım size, bir bayan geldi, bayan 4 tane çocuk sahibi, en küçük çocuk 6 aylık, o uzun zaman Cirque du Soleil çalıştı, biliyorsunuz değil mi, duydunuz Cirque du Soleil. Ben dedim siz ne işi yaptınız orada, o diyor ben ressam. Ressam ne işi yaptı, kum ile ressam yaptı diyor. Ben bayağı bir yani işte 6 sene, 7 sene çalıştım ve para toplandı. Ukrayna gitti, Irpin. Irpin çok güzel bir şehir, Kiev ilçesinde. Orada bir tane büyük bir ev aldım o parayla. Bir tane çocuk sahibi daha oldum diyor. Ve ev nehir kenarında vardır. Diyor hiçbir ülkede çıkmak istemedim. Ben istemiyorum diyor. Ne Amerika, ne Kanada, ne Türkiye. Ben sürekli dedi orada oturuyorum. Oturdum ve çocuklar baktım. Çocuklar da çok mutlu. İnanılmaz güzel doğa, inanılmaz rahat ev. Ve diyor gerçekten ben çok mutlu oldum. Ama bir gün o ev yok olmuş. Ve şimdi Türkiye gelmiş. Şimdi zaten biz onu biraz yardım ettik. Çünkü hem de Türkler hem de Ukraynalı hem de kim burada yaşıyor. Herkes bize ilk zamanında kıyafetleri getiriyor, yemekleri getiriyor. Biz onu zaten kim ihtiyacları varsa biz onu veriyoruz yani. İşte ve biz verdik, onun kıyafetleri verdik, çocuk bezi verdik. Diyor ben hala anlamıyorum nasıl böyle oldu. Yani en mahsur kalan kadınlar ve çocuklar. Anneler kendini öldürmek istiyor. Çünkü diyor nasıl böyle yaşayacağım? Yani bunu her zaman kafada oluyor zaten dedi. Nasıl yaşayacağım ben bilmiyorum diyor. Ve başka bir soru, ben çok özür dilerim. Başka bir sorum, ne zaman bu bitiyor hiç kimse bilmiyor. Bitirecek hiç kimse bilmiyor. Ama umarım yakın zamanda bu sorun geçer ve hepsi bizim kadınlar, çocuklar, erkekler hepsi geri eve dönecek ve yeniden mutlu hayat başlayacak. Bu kadar. Savaş sonrası göç sadece göç edenleri değil, onunla duygudaşlık kuran herkesi herhalde travmatize ediyor. Şimdi tüm katılımcılara teşekkür ediyorum bu değerli sunumlar için.